Selamun aleyküm arkadaşlar. Ya Galatasaray'a bu federasyon patır kütür patır kütür ne cezalar veriyor, neler veriliyor. Tabii başka bir sohbette anlatmıştım. Galatasaray'da başkan olmayınca, hani var da olmayınca, yönetim olmayınca, var da bir işe yaramayınca işte böyle oluyor. Adamlar meydanı boş buldular. Beşiktaşlı ceza kurulu cezaları veriyor abi. Fenerli tahkim kurulu onaylıyor abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Yağma Hasan'ın böreği mi ya? Nerede var böyle bir şey ya? Siz kimsiniz lan? Bu böyle bir şey olabilir mi? Federasyon, tüpçü. Arkası sağlam. Bana ne abi arkası sağlamsa? Ya şu rezalete bakın arkadaşlar ya. Şuraya not aldım. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Şurada şöyle bir not var. Bakın. Yazdım buraya. Şimdi ben size bunları okuyacağım. Bak görüyorsunuz değil mi? Bakın abi. Şimdi bu ne biliyor musunuz anlattığım? Bu neyin neyin cezası diye de başlık attım buraya. Kulübe, Galatasaray kulübüne 160 bin lira para cezası. Sadece şu son 10 gündeki hadiseler bunlar. Kulübe 160 bin lira geçirmişler. Başkan Mustafa Cengiz 150 gün yani 5 ay. 5 ay. Ya Aziz Yıldırım ortalığı yaktı, yıktı. Hakemleri sahaya sokmam dedi. Buraya falanca hakemi gönderirseniz asarım keserim buradan çıkmaz dedi. Tehditler savurdu. Gitti federasyonu bastı. Tüpçünün kafasında sandalyeler kırdı. Bu kadar ceza almadı. 150 gün. Devam. Hocaya 10 maç. Ne yaptı lan bu hoca? Ne yaptı Fatih Terim? Efendim federasyonla mahkemelik olmuş, papaz olmuş vesaire vesaire tazminatını istedi. Vermeseydiniz zamanında Galatasaray'ın başından Fatih Terim'i götürmek, Galatasaray'ı başarısız yapma adına Rıdvan, Acun, Göksel Gümüşdağ falan el ele vermediniz mi ey tüpçü? Televizyonlarda sahte imza şovları yapan hocanın kafasına giren sen değil miydin? Ondan sonra hocaya 10 maç ceza. Daha verirsiniz, daha çok verirsiniz. Mutlaka hoca bir yerden geçerken bir ters bakar, bir şey yapar. Burada amaç ne biliyor musunuz? Amaç şu, Fatih Terim'i bitirecekler. Tamamen silecekler, tezgahı kurmuşlar. Fatih Terim'i bitirme adına bu cezaları böyle patır kütür patır kütür veriyorlar. Ya öbür tarafta adam saha içerisinde ana avrat kalaylıyor. O rakip takımın futbolcularının gırtlağına sarılıyor. Bilmem ne yapıyor, o bu falan. Hiç kimseye ceza yok. Fatih Terim'e 10 maç geçir. Gelelim abicim Donk'a. Donk efendim ne yapmış? Derbi maçta niyeti kötü bir şekilde koşmuş. Donk'la beraber Muğdat'la koşuyordu. Rodriguez'le koşuyordu. Donk'a 6 maç. Rodriguez'e demek ki o biraz daha arkadan koşuyordu. Ona 3 maç. Muğdat. Ya Muğdat'ı siktir et. Tövbe tövbe. Yaramıyor nasıl olsa diye herhalde düşündüler. Ceza vermediler. Muğdat'a yok. Ya ona artık kıyak olsun Galatasaray'a. O da bizim diyorlar bonusumuz olsun. NDI'ye de geçirmişler abi 5 maç. Dediğim gibi NDI'ye de 5 maç. Adam zaten kiralık. Daha öncesi de var. Kırmızısı var, bilmem nesi var. Bir 5 maç daha. Gelelim Serdar'a. İşte bu hani adam penaltı yapmadı. Ya bu da insan kardeşim ya. Bunun ya penaltısı yok, bir şeyi yok. Bunun olmayan penaltı yüzünden, hakemlerin rezaleti yüzünden zaten Hüso'yla Halis'e cezalar verilmiş, bilmem ne verilmiş. Bu adam da orada tepki gösterilmiş. Ceza kurulu ya de ki ya bu da insan de ya. İnsan evladı da bu işten para kazanıyor de. Topa vurmuş. Gitmiş de hakemin gözüne yumruk mu atmış? Topa vurmuş hakeme doğru. Ya bunun hiç mi hafifletici nedeni yok? Ya adam gidiyor 5 kişiyi öldürüyor. Hafifletici neden buluyorlar? Utanmazlar reziller ya. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi bunların Galatasaray kulübünde demek ki avukat yok, başkan yok, yönetici yok, o yok, bu yok. Abi giderim savunma yaparım ya. Buna evet diyen. Şimdi gidecekler Beşiktaşlı ceza kurulu üyeleri cezayı basıyorlar. Öbürleri onaylıyor. Tepesine de Galatasaray'ın yumruğunu çakarım kardeşim. Çakamıyorlar. O zaman gidin bari şu tüpçüye bir dilekçe götürün. Deyin ki baba böyle parça parça olmuyor. Size de zor oluyor. Şimdi her dönemde ceza kurulunuz toplanıyor, ceza veriyor. Tahkim kurulunuz toplanıyor, onaylıyor falan. Siz en iyisi Galatasaray'ı bu sene ligden ihraç edin. Şu Başakşehir'in önünü açın. Galatasaray hatta size bir noter tasdikli de şunu versin. Biz bu sene her şartta
üçüncülükten yukarı derece yapmayacağız. Başakşehir'in şampiyonluğuna da engel olmayacağız kardeşim. Siz bizi artık bırakın yakamızı ya. Ceza vermeler, bilmem neler. Artık canımızı yeteri kadar yaktınız. Hocamıza, başkanımıza, futbolcularımıza yeter ya. Uğraşmayın bizimle deyin. Ali Dürüst'ünüz var ya, adam bahane ediyor Ali Dürüst'ü. Vay efendim Ali Dürüst şöyle yapmış, Galatasaray'ın hakkını koruyacağım demiş. Galatasaray'a bildiriyi bas, cezayı kagala. Hadi ya. Nerede görülmüş böyle bir şey? Ama yok. Ben ne Galatasaray'dan bir avukat görüyorum, ne bir yetkili adam görüyorum. Ya bu kadar olaylar olmuş, yer yerinden oynamış. Bir Allah'ın kulu Galatasaray'dan federasyona gitmemiş. Ey Abdurrahim Albayrak, biz Galatasaray Televizyonu'nda program yaptığımızda o son programdan iki gün önce Duygun Yarsuvat'la seçilir seçilmez çikolatayı gittiniz yaptırdınız. Yanına da çiçek alıp federasyona tingir mingir tingir mingir gittiniz kız istemeye gider gibi. He? Ne var? Tüpçüden şey istiyorlar. Efendim bizim önümüzdeki aylara mahsuben alacağımız 2 milyon euro var ya bize onu erken verebilir misin? Tüpçü de diyor ki siz önce bir hizaya gelin, şunu yapın, şunları kaldırın, işte şunu şöyle edin, böyle edin, bir takım talimatlar veriliyor. Geldiler Galatasaray Televizyonu'ndaki hemen o program Aslan Meclisi'ni hemen kaldırdılar. Düşün ya, Abdurrahim Albayrak televizyondan program kaldırdı ya. Kimsin lan sen? Kimsin? Galatasaray'a ne faydan var? Ama kandırmışsın ağla sızla. Ya işte bilmem ne başkanım, yok Ünal başkanım, yok o başkanım, yok şudur, yok budur. Ünal Aysal bunlara uyandı. Ya Ünal Aysal bak, bu Ali Dürüst'ün, bu Abdurrahim'in Albayrak'ın falan filan. Bunların ne çakal olduğuna uyandı. Hepsini dehledim. Hepsini dehledim. Şimdi ben böyle dedim ya, ay Ünal Aysal'ı savunuyorsun. Ya Ünal Aysal'ı tabii savunacağım kardeşim. Adam 41 ayda 27 tane kupa kazandırdı ya. 27 tane kupa kazandırdı. Avrupa şampiyonlukları getirdi. Kızlarda Euroligi getirdi. Baskette şampiyon. Ligde şampiyonluklar. Geçtim onları. Onları geçtim abi. Drogba. Rüyasını mı görürdük acaba? Drogba geldi. Snyder geldi. Daha ne gelsin? Şampiyonluklar geldi. Ondan sonra ne dediler? Fatih Terim'i kovdu. Ya Fatih Terim'i kovduğu falan yoktu. Anlattım işte. Fatih Terim'i ayarttılar, kandırdılar. Yok stada ismin verilecek, yok sana şu kadar para vereceğiz. Bu kadar Acun'u, Rıdvan'ı, Göksel'i, Möksel'i el birliğiyle. Hoca o da insan kardeşim. Aldılar gittiler. Ben bunları o zaman anlattım. Yoksa Fatih Terim istemeseydi değil bir tane Ünal Aysal, 30 tane Ünal Aysal da gönderemezdi. Ondan sonra ne yaptılar? Ünal Aysal Fenerbahçe'ye karşı dik durdu. O baskette dönen dolaplar vesaireler. Hemen bir olağanüstü bir divan topladılar abi. Ünal Aysal'ı dehlediler. Tamam kurtuldunuz. Niye? Çünkü Galatasaray'da öyle bir yiyici kesim var ki, öyle bir lükçü kesim var ki. Bunlar abi Galatasaray'ın böyle kurumsallaşmasını, ileriye doğru falan gitmesini istemiyorlar. Ne oldu? Ünal Aysal'ı göndermek için olağanüstü divan yaptınız. Neden bunca rezillikler dönüyor? Kulüpler bilmem ne Galatasaray'ı sıkıştırıyor. Birlik aleyhinde açıklamalar yapıyor. Bunca rezillikler oluyor. Şunu bir özel gündemle şu divanı toplayıp da açıklama konuşma yapmıyorsunuz. Hatta bütün üyelere yönelik bir konuşma yapalım. Tek gündem maddesiyle bunları bir değerlendirelim. Ortak bir karar alalım. Bir komisyonlar kuralım. Galatasaray'ı böyle nasıl başıboş mu buldular? Bu kadar sahipsiz mi gördüler diye. Niye gelmiyorsunuz? Gelmezler abi. Gelmezler. Gelmezler. Bunların işine geliyor şimdi. Bu çakalların işine geliyor. Bunlar diyor ki ah diyor Galatasaray diyor ne güzel sıkıştı baba diyor. Bu diyor Mustafa Cengiz gider bırakır ki gitmeli. O ayrı dava. Gider diyor. Bir de diyor Fatih Terim'i kovdurduk mu diyor. Abi diyor oraya geliriz çörekleniriz diyor. Malı götürürüz diyor. Yeriz içeriz diyor. Aslan gibi. Galatasaray bizimdir diyor ya. Ne böyle 30 milyon 30 milyon diyor ya. Galatasaray bizimdir. Taraftar maraftar boş ver diyor ya. Onlar zaten kalite yok maliyeti. Bunlar kendilerini bir halt zannediyorlar ya. Ey uyanıklar, ey çakallar, ey yiyiciler, lavuklar uyanın. Bak Galatasaray artık öyle bitti. Bir avuç taraftarı olan bir takım değil. Galatasaray öyle büyüdü. Dünya markası oldu. Sizler gidersiniz o Galatasaray orada kalır. Ne toplantı yapılıyor, ne bir araya geliniyor, ne Galatasaray'ın bunca yenen haklarına karşı bir isyan, bir açıklama yok. Birileri çıkıyor, şöyle oldu da böyle oldu. Kim olduğu belli değil. O bülbüller, neredesiniz bülbüller? He? Divanda, kongrelerde konuşan, şak 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 öten, kart sertlik, bestlik bülbüller. Hiçbiriniz yoksunuz ortada. Yok çünkü niye? Galatasaray batsın, batsın. İyice başarısız olsun, yerlerde sürünsün. Getiririz Ali Dürüst'ü.
Baba gel ya başkan ol. Otur şuraya ya. Hayır dönem var ya. Ali Dürüst başkan. Ne başkanı be? Derhal kulüpten atılması gereken adamların başında geliyor. Başkanmış. Ona mı kalmış başkanlık? Daha onun gibi ne çakallar. Bakın arkadaşlar önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Yine böyle bir kongre mongre olduğu zaman Ali Dürüst başkan. Adnan Öztürk çıkar. Bilmem oradan bilmem ne Ahmet çıkar. Mehmet çıkar. Hasan çıkar. Hüseyin çıkar. Bilmem helvacı, reçerci Şabanlar çıkar. Bunlar çıkarlar abi. Yok abi gelecek masaya yumruğunu vuracak bir adam lazım. Bir adam lazım. Bir babayiğit lazım. Toşaklı bir babayiğit lazım. Neyse Mustafa Cengiz'in abicim derhal gitmesi lazım. Onu bilir onu söylerim. Son cümlem bu olsun. Ne demek istediğimi siz anladınız. Bu cezaları bu kadar Galatasaray'a veriyorlar. Verdiler. Bu cezalar en iyisi. Siz bu cezaları dediğim gibi toptan verin. Galatasaray'ı bu sene ligden ihraç edin. Rahat edin ey tüpçü. Arkan sağlam zaten. Elinde medyaların var. Televizyonların, gazetelerin, radyoların var. Konuşturduğun adamların var. Hani Ali Baba'nın çiftliği derler ya. Tüpçü Baba'nın çiftliği var. İstediği gibi dalga dümenci yorumcuların var. Şakşakçı yorumcuların var. Hep takla atan yorumcularım var. Ya işte kasa gelir başka şeyler söylerim diye. Yani söylemeyeyim diye kendimi de frenliyorum arkadaşlar. Neyse yeter ya bu kadar konuşma. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Hani siz anladınız ötesini diyelim. Noktayı koyalım. Arkadaşlar paylaşım yapın. Abone yapın. Bunlara meydanı boş bırakmayacağız ya. Bunların var ya. Bunların bir taraflarından kan alacağız. Bakın göreceksiniz bu açıklamalar. Kurallar içerisinde dahi hukuk içerisinde abicim böyle açıklamalarımızı yapacağız. Sizler takip edeceksiniz, yayacaksınız. Eninde sonunda Galatasaray 30 milyon Galatasaray taraftarını dediği olur. Bugüne kadar olduğu gibi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.